şekilde tavrını ortaya koyacak bir yerde duruyor. Bugün yaptığınız çağrı, o toplantı yapıldığınız, yaptığınız çağrı içerisinde muhalefete de çağrı var tabii ki. Dolayısıyla iktidara değil sadece muhalefete. Burada partilerin durduğu yeri nasıl görüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde eleştirilmeye başlandı. İşte aynı otobüs üstünde Ahmet Türk'ün Mardin'de yaptığı ve Esenyurt'ta aynı şekilde ortak açıklama yapıldı DEM eş başkanlarıyla birlikte. CHP içerisinde böyle bir kaynama yarattı. Siz nasıl görüyorsunuz CHP'nin, Özgür Özel'in bu konudaki tavrını? Şimdi şöyle, yani muhalefete de çağrı var. Büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Yani bu mesele sadece DEM Parti'nin, Kürtel'in meselesi değil. AKP'ye de oy veren Kürtel var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne son yerel seçimde kent uzlaşısıyla oy veren Kürtler var. Birçok belediyenin Esenyurt mesela bu durumda olmasının bir sebebi de odur. Dolayısıyla muhalefet en başta Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik bir anayasa konusunda bence ciddi bir rol oynamalıdır. Böyle çekingen, izleyen, en başından olmazı ve reddi ortaya koyma yerine mevcut olanı bir zemine çekme çabası içerisinde olmalı. İkincisi, bu otobüs meselesini biz de izledik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yaşamış olduğu meselelere çok girmek istemem. Yani bizim böyle bir şey yok. Bize çok yapılıyor. İşte şurada çelişki mi var, şöyle dedi, o biri ne dedi, biz böyle yapmayız. Yani bu bize biraz etik gelmiyor demek ağır mı olur bilmiyorum ama biz bununla ilgili değiliz. Her partide muhtemelen farklı renkler, farklı sesler var ama şunu tartışılmasını doğru bulmayız Esenyurt'ta. Tabii ki bizim eş başkanımız otobüste olacak. Kimin otobüsünün olduğunun bir önemi yok. Orada Esenyurt'ta işte en büyük seçmeni, ikinci seçmen sahip birisiyiz. Bizim partimiz kent uzlaşısının belirlediği adaya oy vermiştir. Ve oraya kayyum atanmıştır. Şimdi biz Ahmet Özer'i sahiplenmeyeceğiz. Kim sahiplenecek? Yani bizim mi otobüs? Aynı şekilde Özgür Özel'in de Ahmet Türk'ü sahiplenmesi. Tabii tabii, Özgür Bey'in Mardin'e gelmesi, işte bu konuda ortaya koymuş olduğu olumlu tutum biz destekliyoruz. Çok kıymetli buluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer gerçekten çözüme büyük katkı sunar. Engeller de katkı da sunar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu meselelerde biraz daha parti içi tartışmaları bence genel siyasetin önüne koymamalı. Ya biz vebalı bir parti değiliz. Türkiye'nin üçüncü büyük grubu bulunan, belediyesi bulunan bir siyasi partiyiz. Biz otururuz da, konuşuruz da, el sıkışırız da, bazen farklı da düşünürüz. Ama mesele Türkiye halkların çıkarıysa ortak bir noktada buluşur, ortak mücadele de ederiz. Otobüsün üzerinde kimin oldu? Keşke diğer siyasi partinin liderleri de gelseydi. Esenyurt başta olmak üzere Mardin'de, Batman'da otobüsün üzerine çıksaydı. Ne kadar güzel olurdu. Zaten AKP iktidarı artık kayyumla özdeşleşen bir iktidar oldu. Kayyum eleştirisi yapan herkesin bence kayyum atanan belediyelerin önünde ya da otobüsün üzerinde neyse orada bizimle beraber bence kendi düşüncelerini ortaya koyması gerekiyordu. Kayyum sadece bize atanmadı aslında. Türkiye demokrasisine atandı. Yarın öbür gün kime atanacağını bilmiyoruz. Mardin kayyumunu, Batman kayyumunu, Arfeti kayyumunu, Esenyurt kayyumunu eğer mücadelemizle, söylemimizle, ortak dayanışmamızla durduramazsak Türkiye bir kayyum cumhuriyeti olacak. Biz demokratik cumhuriyet beklerken bir kayyum cumhuriyetiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksektir. Bunun sorumluluğu sadece ya da bunun mücadelesi sadece DEM Parti'ye bırakmak büyük bir insafsızlıktır. Biz ikinci yüzyıl demokratik cumhuriyet olsun, demokratik cumhuriyet yüzyılı olsun derken bir kayyum cumhuriyetiyle karşı karşıya kalmamızın faturası tam da dayanışmayan, ortak mücadele etmeyen, başta otobüs olmak üzere ortak oraya çıkıp eleştirilerini, demokratik taleplerini ortaya koymayan siyasetin sorumluluğu olduğunu buradan belirtmek istiyoruz. Tüm partilerin buna katılması zaten kesinlikle çok önemli ve çok kıymetlidir. Bunu yaptınız bugün yapılan çağrı. Son 8 dakikamız olduğu için birkaç sorum daha olacak. Evet, şimdi Selahattin Demirtaş'ın durumu, siz ziyaret ettiniz. Öcalan'a tecrit kalksın söylemi içerisindesiniz. Selahattin Demirtaş'ın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hala içeride tutulması konusu
acaba gündeminizde ama çok yüksek dile getirmiyor musunuz acaba diye böyle bazı eleştiriler oluyor. Ne diyorsunuz? Ya böyle, ya da konumu nedir? Evet, mesela? Evet. Böyle maksatlı ikilik yaratan değerlendirmeler çok doğru değil. Yani bunu söylüyorum ama bilmiyorum, umarım yanlış. 34 yıldır bu siyasetin içerisinde birisiyim. Gençlikten genel başkanlığa gelen bütün belediye başkanı, milletvekili, parti meclisi görmediğim kademe yok ama emin olun bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu tartışılan ikilik durum bizim zeminde hiçbir zaman olmadı. Dönem dönem kim meseleler konusunda kıran kırana tartışırız. Mesela bizim beyakalar keşke Türkiye toplumuna canlı yayınlayabilsek, emin olun bir anda belki taraftar sayımızı 3 katına çıkar. Burada devrimi yaratır. Aa, böyle mi derler ya? Bu ne, nasıl? Biz tartışan bir hareketiz. Biz en sonunda ortaklaşan, alınan kararlara da kayıtsız şartsız uyan, hayata geçirmek için mücadele eden bir siyasi genellikle onun devamcısı olan bir partiyiz. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve cezaevindeki binlerce seçilmiş tutsak bizim yoldaşımızdır. Bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Bir şey yapmamak olur mu? Biz hepsinin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasının mücadelesini yürütüyoruz. Biz Selahattin Başkan'ın ne kadar Türkiye siyasetinde değerli, kıymetli bir noktada yerde durduğunu bilen, bunu defaatle dile getiren bir siyasi partiyiz. Bizde böyle bir ikilik yok. Yakın zamanda Tülay Başkan'la birlikte biz ziyaret ettik. Emin olun bizi yakinen takip eden, bu son süreçteki tartışmalarda başta kent uzlaşısı olmak üzere ortaya koyduğumuz tavırdan dolayı işte bize teşekkürlerini sundu. Bu son süreçte de her zaman katkı sunmaya hazırım. Her zaman buradayım. Bu tartışma bir sürece evrilecekse her zaman yanınızdayım. Ve burada bir ikilik, bir ikilem durumu söz konusu değil. Biz demokratik zeminde siyaset yapan bir partiyiz. Şimdi hak verirsiniz ki tek bir meselemiz yok. Kayyum meselemiz var, demokratikleşme meselemiz var, kayyumcu anlayışın uyguladığı politikalar var, işte tutuklanmalar var, cezaevi var, ekonomik sorunlar var, örgütlenme, genişleme, ittifak meselelerimiz var. Çoklu meseleyle ilgilenen, bütün çoklu sorunlarla ilgili de sahada olan, sorun alanlarında olan, sadece parti binalarında siyaset yapmayan, haftada bir grup yaparak düşüncelerini ifade etmeyen, yaşamın kendisinde olan, yaşamın her alanına dokunan bir siyasi parti sadece gündemine tek mesele almaz. Buradan kimseye bir şey çıkmaz. Selahattin Başkan'da, Figen Başkan'da, Leyla Güven'de, Ayşe Gökkan'da, Nazmi Gür'de, Ali Ürkü'de ve benzerleri Alpaltın Örs dahil olmak üzere bizim arkadaşlarımız, yoldaşlarımız ve bugün burada oturmuş olduğum, size ilettiğim düşünceleri ortaklaştırdığımız arkadaşlardır. Cezaevlerini bir kenara bırakan bir gelenek değiliz. Düzenli avukatlar, milletvekilleri tarafından arkadaşlarımız ziyaret edilir. Bu tartışmayı hepsiyle beraber yürüttük. Benim burada dile getirmiş olduğum meselelerin tamamında hemfikir ve ortak olduğumuz bir durumdayız. Ama biz de izliyoruz bu tartışmaları. Allah Allah, nereden çıktık, kim çıkardım. Yani şöyle, bir şekilde buradan bir yarılma kimse çıkaramaz. Yani burası başka bir parti değil. Burası emekle, bedelle, alın teriyle, büyük mücadelelerle bir yere geldi. Bu geldiğimiz yerin kıymetini ben de, Selahattin Başkan da, Figen Başkan da çok iyi bilir. Ve tutsak olmalarının sebebi bizim ilgisizliğimiz değil. Bugün siyasi rehine olmalarının sebebi tam da bu sistemin inkarcı yaklaşımıyla bu onların kalemşörlerinin yaratmaya çalıştığı ikili bir durum olduğunu onlar da bizden çok iyi biliyorlar. Sahipleniyoruz, birlikteyiz, beraberiz. Mücadele ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. İnşallah onları da özgürleştirecek, ülkeyi demokratikleştirecek bir mücadele sorumluluğuyla hareket ederek onların özgürleşmesini sağlayacağız. Son olarak şöyle, son 2 dakikamız galiba.